Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, tevazu hased edilmeyen bir nimettir. Her nimet sahibi hased edilir. Hasededilmeyen tek nimet tevazudur. Tevazu kimde olursa olsun sahibini mahcup etmez. Zira tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Tevazunun zıddı olan kibirse her iyiliğe engeldir. Bunun için alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olansa yanar buyurulmuştur. Bir kimsenin iyi olabilmesi, iyi bir Müslüman olmasıyla mümkündür. İyi bir Müslüman da doğru bir itikada sahip olur, kendisine lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenir ve bunlara uygun hareket eder. Böyle olan bir Müslüman ilim öğrendikçe, ibadet edip yükseldikçe tevazu gösterir. İtikadı bozuk, bidat ehli bir kimse ise ibadet ettikçe, bilgisi arttıkça büyüklenir, herkese tepeden bakar. Yani kibirli olur. Tevazu bir haldir. Hiç kimseye tepeden bakmamak ve hiç kimseden de kendini aşağı görmemek halidir. Tevazu sahibi olmak başkadır, tevazu göstermek başkadır. Tevazu göstermeye çalışmak kibirdendir. Çünkü tevazu sahibi olduğunu göstermeye çalışan kimse kendinde bir varlık, bir kıymet, bir değer olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Halbuki tevazu sahibi olan kimse kendinde bir varlık görmez. Bu sebeple de tevazu göstermeye ihtiyaç duymaz. Mahsul, ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağda, sert toprakta yetişmez. Hikmet de, mütevazı olanın kalbinde gelişir. Kibirlinin gönlünde gelişmez. Bir kimse başını yükseğe kaldırırsa, tavana değer, yaralanır. Şayet bu kimse başını eğerse, o zaman tavan ona gölgelik eder ve kendini de korur. Bu sebepten dolayı kendini büyük gören küçüktür, kendini küçük görense büyüktür buyurulmuştur. Salih kimseleri ziyaret etmemek kibir, fakirleri ziyaretse tevazu alametidir. Doğru sözü kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu bildirenlere teşekkür etmemek, Fakirlerin davetine gitmemek kibir alametidir. Kibirli olan kimse iyi bir Müslüman olamaz. Her konuda ben bilirim demek ve benlik davasında bulunmak kibirdir, çok kötüdür. Bilhassa dini konularda benim görüşüme, benim düşünceme göre diyerek konuşmak ve yazmak çok tehlikelidir. Çünkü din nakle dayanır. Peygamber Efendimiz ve Eshab-ı Kiram zamanında din neyse, şimdi de odur. Ekleme ve çıkarma yapılamaz. Beş vakit namaz o zaman nasıl idiyse, şimdi de öyledir. Böyle olduğu nakledilir, bildirilir. Bana göre şu kadar olsun demek, dini değiştirmek ve beğenmemek olur. Bu hal, insanın imanını bile tehlikeye sokar. Zaten bir kimse büyüklenerek ben derse, Allahü Teala'dan ve onun sevdiklerinin kalplerinden gelen feyiz ve bereket kesilir. Büyüklenen, kusuru başkasında arayan sevimsizleşir. Etrafında insan kalmaz. Böyle kimseler dost edinemezler. Bir kimse herkesi haklı, kendini haksız bulmadıkça kendi kusur ve noksanlarını bırakıp başkasının kusuruyla meşgul oldukça manevi bakımdan zerre kadar ilerleyemez. Allahü Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir insansa ihtiyaç sahibidir. Allahü Teala yaratıcıdır, insansa yaratıktır, mahluktur ve fanidir. Bunun için kibirlenmek Allahü Teala'nın sıfatına hakkına tecavüz etmek olur. Kula kibirlenmek yakışmaz. En büyük günahtır. Zira Müslim'de bildirilen hadisi kutsi'de buyuruldu ki azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatla bana ortak olmak isteyenlere çok acı azap ederim tevazu sahibi olmak için dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yoktu. Önce hiçbir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek ve toprak olacaktır. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, tevazu mu? Hikmet ehli ne güzel söylemiş. Toprak ol toprak, gül bitsin sende. Ancak topraktır kavuşan güle.